Bismillah, elhamdülillah, essalatu vesselamu ala Resulillah. Bir yağmur duası. Enes İbni Malik anlatıyor, Allah kendisinden razı olsun. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam zamanında bir kıtlık olmuştu. Allah'ın elçisi bir cuma günü hutbe okurken minberin karşısındaki kapıdan bir bedevi girdi ve Resul-i Ekrem'in karşısında durup şunları söyledi. Ey Allah'ın elçisi! At sürüleri, koyun sürüleri helak oldu. Çoluk çocuk aç kaldı. Ne olur Allah'a dua et de bize yağmur yağdırsın. Resul-i Ekrem ellerini kaldırıp Allah'ım bize yağmur ver diye dua etmeye başladı. Halk da onunla birlikte ellerini kaldırıp dua ettiler. O sırada gökyüzü ayna gibi parlaktı. Bir tane bile bulut yoktu. Derken Resul-i Ekrem'in arka tarafından kalkan şeklinde bir bulut parçası belirdi. Bulut gökyüzünün ortasına varınca etrafa yayıldı. Canımı kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim, bulutlar gökyüzünü dağlar gibi kaplamadıkça Resulullah ellerini indirmedi ve yağmur başlamadan kendisi de minberden inmedi. Resul-i Ekrem minberden inerken sakalına doğru yağmur tanelerinin yuvarlandığını gördüm. O zamanlar Mescid-i Nebevi'nin damı hurma dallarıyla örtülü olduğu için yağan yağmur içeri giriyordu. Evleri mescide yakın olan gençler bile evlerine nasıl döneceklerini düşünmeye başladılar. Mescitten çıktık, suya bata çıka evlerimize vardık. O gün, ertesi gün, daha ertesi gün, ta öteki cumaya kadar durmadan yağmur yağdı. O cuma günü Resul-i Ekrem yine ayakta konuşurken minberin karşısındaki kapıdan bir adam içeri girdi ve "Ey Allah'ın elçisi!" diye söze başladı. Binalar yıkıldı, yollar geçilmez oldu, hayvanlar suda boğulmaya başladı. Ne olur bizim için Allah'a dua et de şu sağanağı durdursun. Resul-i Ekrem aleyhisselam insanoğlunun bu kadar çabuk usanmasına tebessüm etti. Sonra ellerini kaldırdı. Allah'ım üzerimize değil etrafımıza yağdır. Dağlara, tepelere, vadilere, ormanlara diye dua etti. Allah'ın elçisi bu sözleri söylerken eliyle hangi taraftaki buluta işaret ettiyse orası açıldı. Bulutlar sağa sola doğru parçalanıp dağıldı ve kumaş dürülür gibi Medine'nin üstünden dürülüp kayboldu. Mescitten çıkıp güneşte yürüdük. Kanat Vadisi bir ay boyunca akıp durdu. Medine'ye hangi yönden kim geldiyse bol bol yağmur yağdığını söyledi. Et-du'a'u muhul ibadah buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dua, ibadetin özüdür. Kıymetli kardeşler, bu hadiste de gördüğümüz üzere Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gökte hiç bulut olmamasına rağmen minberde uzun süre kalmış, ısrarla dua etmiş ve Allah-u Teala'dan bu duasını kabul etmesi için ihlasla ve samimiyetle sabretmiştir. Ve bunun neticesini de almıştır. Kıymetli kardeşler, dua, ihlas ve samimiyetle yapıldı mı Allah'ın izniyle kabul olunma ihtimali çok yüksek oluyor. Şunu unutmamak gerekiyor ki dua naz makamı değil, niyaz makamıdır. Eğer biz nazlanırsak duamız kabul olmadı, dua ediyorum benim duam bir türlü kabul olmuyor ve duadan bıkkınlık, bezginlik geliyorsa bize kıymetli kardeşler, bu aslında nefsimizden, şeytandandır. Dua naz makamı değil dedik, niyaz makamıdır. Biz aciziz, aciz olan kudretli olana yalvarır, yakarır. Duayı küçük görmemek lazım. Dua ibadetin özüdür buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla Buhari'de geçen bir hadis de bu asr-ı saadetten hatıramızı aslında açıklıyor, şerh ediyor bir nevi. Şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Herhangi bir şekilde sizin duanız kabul edilir acele etmedikçe. Acele nedir diye sorulunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kul ben dua ettim, duam kabul olmadı dedi mi o iş bitti buyuruyor. Dua ettim, duam kabul olmadı sözünü
çok işitiyoruz bu aralar. Kıymetli kardeşler, dua yürekle yapılır. Duanın müstecap vakitleri var. Duanın askıda olduğu, duanın daha hayırlı bir sonuçta sonuçlanması için bazen Allahu Teala ne yapıyor? Duamızı erteliyor. Duamızdaki isteğimizi erteliyor ve bize daha büyük bir mükafat vermek için bizi bekletiyor kıymetli kardeşler. Bazen belki de yaptığımız dua bizim hakkımızda hayırlı olmayabiliyor. Dolayısıyla Hazreti Ömer'in de ifadesiyle kıymetli kardeşler, ben diyor Hazreti Ömer, dua edeceğimde duamın kabul olmayacağından korkmuyorum. Ancak şundan korkuyorum. Dua etmeyi, Allah'tan istemeyi becerememekten korkuyorum. Kıymetli kardeşler, Allah'tan istemeyi becerebilmek gerekiyor. Bütün ihlasla, samimiyetle, bütün acizliğiyle, bütün peşmurdeliğiyle bir dilenci gibi kainatın sultanının huzurunda, Allah'ın huzurunda kendimizi koşulu bir şekilde eğer dua edersek Rabbim inşallah dualarımızı kabul eyler.